sunan herkese merhaba. Laf uzatmıyorum, hemen sıraya geliyorum. Günün anlam ve önemini anlatan minnak konuşmayı yapmayacağım. Yapacağım tabii ki, şaka. Efendim bugün manken, sunucu, Simge, tertemizin evine konuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi evrim bugün pek hızlı. Açılış anonsunu yapar yapmaz zilin düğmesine bastı bile. La 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 la. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba tatlım. Merhaba. Nasılsın tatlım? İyiyim canım. Ya senin yüzünden dilimize bir şey söyleyeceğim. Oldu. Mankenler televizyonda çok daha kocaman duruyorlar ama yakında daha mı böyle incecik, küçük suratlı, ince kemiklisiniz? Evet, genelde hep öyle söylüyorlar. Daha iyi. Ben ekranda böyle hani tamam uzun boylu olduğunuzu biliyoruz değil mi Özdeyiş? Ama hani daha böyle sanki yapılı gibi. Sportmen. Alayım. Ay eve bak. Lerler, şöyle lerler. Bırakayım, hemen olur. Geliyorum. Aslında genç kız gibi değil mi? Sanki 18-19 yaşında. Maşallah. Ay, teşekkür ederim. Ama daha küçük göster. Sen ne kadar hoşsun yahu. Ay, sizin maşallah, için efendim. Maşallah ne güzel giymişsin. Ya beğendiniz vallahi mi? Vallahi çok güzel, gömleğine bayıldım. Eteğin süper, kombin bizimlesin. Bu sosyal medyadan etek, bu da sponsorumuz da. Bebeğim bundan sonra sana bir sponsor alalım. Butiğim var benim. Ya. Hayata geçti mi o? Tabii tabii, bir seneden fazla oluyor. Ben duymuştum onu da. Hı-hı. Hayata geçtiğini bir üzerinden. Sosyal medya üzerinden. Sosyal medya üzerinden. İnternet üzerinden yürüyorum. Evet evet. Yapıyoruz. Aa. Bir de mağazamız var ama. Hayatta... Metin! Duydun mu? Sadece Metin Ertan değil, tüm mahalle, hatta İstanbul duydu evrim. Mesaj alınmıştır deyip geçiyoruz az sonramıza. Tazelenen anılar ilginç tesadüfleri ortaya çıkaracak. Avrupa yakasında sen çocuktun o zamanlar. Oradayken ben çocuktum. Ben figüran olarak gelmiştim mesela. Aa! Tabii sen beni hatırladın. Oynadık mı birlikte? Evet. Sevimli dostlarımızla ilgili duygusal sohbet evrim akını ağlatacak. 8 yaşında beni, Julie 7, Pati daha 8 aylık. Ay şey oldum ya. Duygulandım. Ev gezmesinin her anında renkli anlar yaşanacak. Merhaba amca. Merhaba. Nasılsınız? İşte, yardımcınız değil mi? Evet. Mutfaktaki. Çok iyi bir insan. Simge tertemizin taşlı tuşlu aynası dikkat çekecek. Bu renkleri, renkleri hepsini ben kendim seçtim. Seviyorum ben böyle taş tuş ya. Evet, evet. Evde özellikle. Ruhunda bir assolist var senin. Evde seviyorum ama. Minik Kayra'nın oyuncaklarla dolu şirin odası içleri kıpır kıpır yapacak. Gerçek huzur bu odalar, hep evet. Söylüyorum. Ünlü arkadaşlarımızın çocukların odalarına gidiyoruz ya. Gerçekten onu hissediyorsun değil mi Özdeyiş? Evrim Akın Simge tertemizin takılarıyla şekilden şekle girecek. Şey program falan sunarken genelde böyle abiye giydiğim zaman falan takıyordum onlara bak. Dünya dönüyor sen ne dersen de. Yıllar geçiyor fark etmez. Sesin güzel mi? Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Hayat nasıl gidiyor? Hayat güzel işte, çoluk, çocuk. Ben kariyerimin tam zirvesindeyken anne oldum. Tam böyle tap olduğum dönem. Kaç yaşında şimdi? İşte 3,5 yaşında. Ana. Kayra daha 3,5 yaşında ama mini mini hallerini de izleyicilerimizle paylaşabiliriz evrim. İster misin Simge tertemizin doğum yaptığı o günlere gidelim? Konusuna sohbetimizin ilerleyen dakikalarında yeniden döneceğiz. Ama şimdiki sohbet konumuz kariyer. Sen peki o yarışmalara nereden kafana eside girdin? Ben hep şey istiyordum zaten. Hep hani böyle genç kızlık döneminde hayaller kurarsın ya. Ben hep böyle taçla falan böyle podyumda yürüdüğümü falan hayal ediyordum. Mankenlerin taklidini yapıyordum. Kraliçe olayım, tabii. Manken olayım. Aynen böyle giyim kuşamdan çok hoşlanıyorum. Giyineyim, çıkartayım, işte topuklu ayakkabılarla gezeyim falan. Hep anneme söylüyordum manken olacağım ben, manken olacağım aileme daha doğrusu. Annemin çok büyük katkısı oldu, çok büyük faydası oldu, yardımları oldu bana. Sonuçta çok küçük yaşta yarışmaya katıldım. 17 yaşında birinci seçildim ben. İlk 15 yaşında katıldım bir BES modele. Kıvanç Tatlıtuğ'un birinci seçildiği sene ben gelecek vadeden seçildim. Yaşım küçük o zaman, bacak yok, şey yok, duruş yok, omuz hiçbir şey yok. Yüzüm de oturmamış. Sonra tabii tatmin olmadım. Tekrar katılacağım dedim. Hazırlandım bu sefer. Spor yaptım, yürüyüş çalıştım. İşte ajansa kaydoldum. Yürüyüş çalışmaları yaptık falan filan. Sonra 17 yaşında birinci oldum. Türkiye birincisi oldum. Aile muvaffakat namesiyle tabii ki. Yani annem babam benim elinden tutup götürüyordu.
birinci olunca sonra dünyadaki yarışmalara gidiyor. Tabii Best Model of the World'da Türkiye birincisi. World'de dünyada sen temsil ettin Türkiye'yi yani. Temsil ettim evet. O zaman da dördüncü oldum Best Model of the World'de. Prenses seçildim. Niye aktif mankenliğe devam ediyorsun? Çocuk ettim, yüzüne. Ettim, hayır. Ettin mi? Bana bunu çok kişi söylüyor ama ya. Ama biz öyle, belki sunuculuk çok öne geçti için mi? Sunuculuk çok öne geçti, aynen. 19 yaşından bu yaşıma kadar sürekli magazin programları sundum. Birçok kanalda, hepsinde daha doğrusu çoğunda magazin sundum. Mankenliği bıraktığımı zannettiler. Halbuki değil, benim ilk mesleğim modellik. Çok da seviyorum, podyumda olmayı da çok seviyorum. Hala da yapıyorum yani. Büyük peşimlikler falan daha son zamanlarda yokum. O ayrı. Onlar çok ses getiriyor. Ha. Biliyorsun ki eskisi gibi çok şey yok. Şey evet neden yok eskisi gibi? Vallahi biz de defile bu yok. Eskisi kadar yok. Yani eskiden... Ya biz mi duymuyoruz yok. Hani reklam mı yapılmıyor? Bir yani? De artık bu sosyal medya var ya... Oradan ünlülerini tanıtıyorlar. Tabii oradan ünlülerin her türlü kendi haberini yapıyorsun. Zaten alıyor haber yapıyorlar. Artık atıyorum bir defilede... 100 tane, 10 tane, 20 tane basından, her medyadan ekip varsa şimdi yok. 3 tane en fazla. O da motivasyonunu düşürüyor insanların aslında. Değil mi yani? Ben 2 gün önce alışmışsın. Çok gerçekten anlamlı bir defileye çıktım. Benim için çok özeldi. Engelliler için el eleyiz diye. Bir defileye çıktım. O kadar üzüldüm ki engellilerle biz podyuma çıktık. Bir engelli kostümü, bir de normal işte bizim vücudumuza göre yapılan kostümler vardı. O kadar yoğunluk azdı ki çok üzüldüm. Ya. Ama atıyorum bir bikini bir şey şovları olsa yani... Ona da haldır haldır gidiyorlar. Tabii üzücü yani gerçekten üzücü. Üzüldüm bu duruma. Böyle siz sosyal sorumluluk projeleri yapılıyor ben değil mi defile üzerinden? Evet. Çok katılıyorsun katılıyorum, sen. Katılıyorum çok yani mesleğe başladığımdan beri sürekli Allah kabul ederse tabii ki inşallah çorbada tuzumuz oluyordur. Yapıyorum ben. O niyetle gidiyorum yani. Simge Tertemiz ve Evrim Akın'dan mini konser. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etmesen de. Aa güzel sesin. Az sonra. Şimdi ben de sosyal sorumluluk projelerine katılıyorum elimden geldiğince. Ama bizimkiler ne oluyor? Fotoğraf çektirmek oluyor. Veya evet. Onlarla gidip gün geçirmek. Hani. Evet. Ama sahneye çıkmak... Aa yapmıştım ya. Aa ben de şursun, doğru. Ben de duyma engelliler için tiyatro oyunu yapmıştım. Evet. Çok güzel ama. Ama çok yıllar önce olmuştu o da. Simge Tertemiz sadece mankenlik ve sunuculuk yapmakta kalmıyor Evrim. İkinizin ortak bir yönü de var. Ama sen bizim dünyamıza yakınsın. Bak nereden nereye bağlayacağım şimdi. Oyunculuk da yapıyormuşsun sen. Sen şimdi... Kaç tane sinema filmin var? Söyle hadi söyle. İki tane sinema filmi var. Aa eşitiz. Ben de bu yaz ikinciyi yaptım sonunda. Birken iki oldular. Sen niye sinema filmi yapmıyorsun? Ben çok zor beğeniyorum. Benim öyle bir huyum var. Mesela dizilerde de öyle. Çok az dizim vardı ama uzun solukludur. Evet hani, biliyorum hepsini. Yüzün altında Avrupa işim yakası. Yok, yüz bölümün altında. Avrupa yakasında sen... Sen çocuktun o zamanlar. Oradayken ben çocuktum. Ben figüran olarak gelmiştim mesela. Aa! Tabii sen beni hatırladın. Oynadık mı birlikte? Evet, beraber oynadık. Hangi sahne? Şey... Bulsana mı onu Sıtkı? Şesu muydu? Şesu, evet. Bir modellikle alakalı bir şeydi. Şeye, ben bir kızı dövüyordum ama. Yok, o bölüm değil mi? Şey de çok güzeldi senin en son. Alemin Kralı. Evet. İşte ben az iş yapıyorum, çok zor beğeniyorum. Ama beğendiğim işlerde demek ki çok iyi anlıyormuşum ki halkada geçiyor. Yani seyirci çok seviyor. Kesinlikle öyle. Sinema filmi çok geliyor tabii ki ama ben tercih etmiyorum. En son bir çocuk filmi yaptım. Kayra'yı götürdün mü? Hangisi? Köstebekgiller. Köstebekgilleri bir sürpriz bekliyor. Deli orman bizi bekliyor. Köstebekgiller başlıyor. Ama onların bundan haberi yok. Eller gerçek değildir boyacığım. Ama var işte, var var. Kitabımda yazıyor. Başlıyorum. Ormana ne yapmışlar? Bu orman yarından itibaren inşaata hazır hale gelecek. Minik Kayra'nın galiba televizyon ve sinemayla ilişkisi henüz şekillenmemiş Evrim. Televizyonla hiç alakası yok. Aa, yok güzel. Çok nadir böyle belli çizgi filmler var. Onlara çok nadir. Aferin ya, tebrik ederim seni valla. Ben çok kızıyorum çünkü çocuğun televizyonu çok haşır neşir olmasına. Ben aslında bunu dürüst söyleyeyim, isteyerek yapmadım. Ama çocuğum otursun, reklam izlesin, yemeğini yedireyim bebekliğinden itibaren böyle bir şey yapmadım hiç. İşte ama eline alışkan. Telefon vermedim. Evime gezeceksiniz, laptopum falan yoktur benim evimde. Hiç yok, yoktur. Bu tarz şeylere biraz böyle dikkat etmeye çalışıyorum. Ayırdın o zaman evle mesela bu tabii. Tip şeyleri evden tabii. Ayırıp çocuğu daha steril bir ortamda büyütün. Kesinlikle süper. Öyle. Bir de benim annemle biz evimiz çok yakın. Birçok eşyam falan da orada. Buraya sadece Kayra'yla benim böyle
yaşam alanım olsun. Kaleniz. Istedim. Tabii. Ne güzel. Aynen. Baksana tahtı da var, kalesi hazır işte. Tahtını yaptım, inşallah bahtını da yapabilirim. Onunkini yaparsın. Onu yapamayız. Inşallah. Sizde var. Ben de 3 tane çocuk var. Bonnie, Julie, Patty. Ay. Anladım, çok seviyorum onları. Benim annem de evde hayvan beslemeyi çok seviyor ama en son biz köpeğimizi kaybettik. Ay. Pamuk. Böbrek yetmezliğinden elinde doğdu ve elinde öldü annemin. O günden onun, sonra o 3 ay boyunca hani pamuğu alıp Tuzla'da bunların şeyleri var ya, mezarlıkları. Oraya götürüyor, gömüyor. Psikolojisi o kadar bozulmuştu ki 3 ay boyunca kendine gelemedi. Evlat köpek gördüğünde ağlıyor. İşte atıyorum butiğe köpekle girmek, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor falan. Bana bir daha sakın bunu yapmayın kızım dedi. Biz hediye etmiştik işte annem. Bak seviyor çünkü. Onu evde hani oyalanır falan diye. Ondan sonra asla diyor yani ben yapamam diyor. O vicdan azabı çekiyor. Biz de vallahi şimdiden 8 yaşında beni, Julie 7, Patty daha 8 aylık. Ay şey oldum ya. Duygulandım. Biz de öyle şimdiden oldu. Annemle konuşuyoruz öyle bazen diye, ölürse ne yapacağız diye. Sen yok daha... olmasın benim çocuğum. Ay çok kötü bir anne olurum ben. Yani çok, nasıl? Yani kontrol freak bir anne olurum herhalde. Hmm. Yani neredesin, ne yaptın, aman ayağı taşa değmesin, aman üstüne yağmur damlamasın. Benim burcum ne Eri? İkizler. İkizler. Senin koç. Hmm. Simge Tertemiz'in birbirinden şık kıyafetlerinin bulunduğu gardırobu. Bunu çok seviyorum mesela, bu da. İddialı bu da. Bu da aynı tasarımcı. Tabii bunu giymek için yan taraflarının lömbük lömbük olmaması gerekiyor. Az sonra. Benim adım ne? Fatoş. Fatoş Hanım, ben size kedi tavsiye ediyorum. Kedi. Daha uzun yaşıyor, bir de daha, şimdi daha farklı kedi olacak. Dedin. Pamuk öldükten sonra bizim butiğimize, butiğimizin bahçesi var böyle çiçekli, böcekli böyle. Yanında da çiçekçi var zaten. Bir tane kedi doğum yapmış, yavrusu bizim butikten çıkmıyor. Oy. Annem diyor ki pamuğun ruhu geldi, tasmasını taktı. Ona da Minnoş ismini koydu, ona butikte bakıyor. Aa, tamam o zaman, var evet. Arkadaşım. Aynen, yine bak. Gör bak, yarın öbür gün eve gidecek o. Sizin de duyduğunuz gibi Simge Tertemiz'in annesi Fatoş Hanım hayvanlara çok düşkün. Bakıyor yani, seviyordu hayvanları. Anne tatlı annen. Evet. Varmış. Selamlar buradan. Selamlar anneciğime. Ay annelerimize Allah uzun ömür Allah versin. Allah iyiliklerini vermesin. Amin. Evet dedi yönetmenimiz. Ayağa kalkıyoruz, geziyoruz. Peki. Gezelim. Hoşum benim. Yönetmenim ya. Ay, aa bunlar ne güzelmiş. Bunlar hediye mi, sen mi aldın? Ben. Aa. Bunlar sağlam kalanlar Evrimciğim. Çocuk var ya evde, bu ha, sağlam de, kalanlar. Ben hemen aklıma başka şeyler geldi. Allah seni diye oradan yok. Sağlam kalanlar mı acaba? Yok yok. Bu ne kadar iyi ya, bu çok hoşuma gitti. Hani deminden beri ya şakasını ben, yapıyoruz da. Oturabiliyor muyuz buna? Tabii tabii. Evet, 450 buyurun. Metrekarelik bir evde oturuyordum. Ne? Oraya özel yaptırmıştım bunu. Aa. Kıyamadım, buraya getirdim yani. Küçük de olsa hayır dedim. Büyük yani. Büyük ev zor olmuyor musun diye ya? Ya ben daha, aslında daha çok seviyorum. Tamam, daha sen rahat büyüksün oluyor. Ya tabii. Ya, eşyalarım, şeylerim tamam, sıkış geniş tıkış oluyor. Yani evet. Geniş ev daha rahat tabii ki. Mutfakla aran nasıl? Mutfakla aram iyi. Ben Hataylıyım, İskenderun. Allah ne yemek bizim biliyorsun mutfağımız bayağı şeydir, zengindir. Bilmem. Annemden de bana bir şeyler geçmiş, o el lezzeti falan. Çok severek yemek yapıyorum. Yemek yapmayı seviyorum. Bir dönem sürekli yaptım, evlilik geçirdiğim dönem. Bıktın mı? Biraz öyle oldu biliyor musun? Madem yemekten, mutfaktan bahsettik, aşçı başına da bir merhaba diyelim Evrim. Merhaba amca. Merhaba. Nasılsınız? Bu işte... Yardımcınız değil mi? Evet. Mutfaktaki. Şey, yardımcı. Çok iyi bir insan. Evet, evet. Eller yıkanacak. Oo, sen bayağı taş tuş seviyorsun. Bunu da özel yaptırmıştım işte o evde. El yapımı bu? Evet. Bu renkleri, renkleri hepsini ben kendim seçtim. Seviyorum ben böyle taş tuş ya. Evet, evet. Evde özellikle... Ruhunda bir assolist var senin. Evde seviyorum ama. Ha, kendi kıyafetinde değil mi? Yok böyle şıkır şıkır abiyeler falan sevmiyorum. Yok çok güzel ama böyle giyim kuşamı seviyorum ama ev dekorasyonunu seviyorum, böyle ışıltı olsun. Hmm. İhtişam olsun seviyorum yani. Ben sen daha sade mi? Evet daha minimalist. Tek başına mı yaşıyorsun? Yani aslında resmi olarak ailemle yaşıyorum ama annem maşallah sürekli gezdiği için, kardeşim de şehir dışında üniversite okuduğu için, hı-hı, ikinci üniversitede okuyor, yüksek yapıyor. Oo maşallah. Ben evde 2 köpeğim, 1 kedim. Bazen arada anneannem gelir sağ olsun. Onlarla yaşayıp gidiyorum. Ben...
Ben de şey istedim aslında. Kayra böyle tam böyle anne evi, ev ortamında böyle bekar ev gibi de döşeyebilirdim ben sonuçta evi böyle spor koltuklar işte şey. Öyle istemedim yani böyle hayır, ev tabii ev ki, olsun istedim. Tabii ki ama çocuk olunca normal. Tabii öyle olsun istedim. Özellikle böyle yaptım evi. Hayır dur ben katılıyorum ona. Evet. Dediğine. Anne evi. Anne. Ama benim de mesela gene ailemleyim. Aileyle yaşıyoruz. Gelirsin inşallah bir İnşallah. Görürsün. Ev gibi yani. Hı-hı. Bekar evi gibi değil zaten. Evet yani genelde böyle tek başına. Ama şey yok. Böyle detaylar yok bize değil mi? Özdeş daha o da herhalde benim ruhumda var. İşte huzur yuvası burası bak. Evet. Gerçek huzur bu odalar. Hep söylüyorum. Evet. Ünlü arkadaşlarımızın çocukların odalarına giriyoruz ya. Gerçekten onu hissediyorsun değil mi Özdeş? Yakında sen de kendi evinde hissedeceksin tabii ki. Baba oğlum. Ay ne güzel. Oğlumuz geliyor. Allah sağlıkla. İsim buldun mu? Benden bekliyorsunuz. Erkek değil mi? Erkek. İsim için Evrim'in biraz düşünmesi lazım anlaşılan. Biz minik Kayra'nın odasındaki gezimize devam edelim. Burası beyefendinin... Ay, gemisi. Evet, keyif alanı. Ya yerim ben bunu ya. Bu bebekliğinden beri var değil mi? Evet, çekmedim hiç. Bu da bebekliğinden kalma. Ay ya bir şey söyleyeceğim. Aslında çocuğun var, derdin var derler ya. Ya bir şey söyleyeyim. Masraf ha baksana abi şu ne kadar tabii. Yatırım yani. Simge Allah aşkına. Bunlar benim... Sen ev alırdın ya bunlar. Bir şey söyleyeyim mi? Attıkların var değil mi? Attıklarımın... Hediye ettiklerin. Attım derken hep böyle hani ayırdığım, vermek için ayırdıklarım dışında kalanlar. Ay çok tatlı. Burası Kayra'nın okulda yaptığı şeyler, sanatsal şaka çalışmalar. Diyorsun. Tabii hepsinin üstünde zaten ismi yazıyor. Ne kadar yetenekli. Öğretmenleriyle beraber Maşallah. Yuvada böyle sanatsal çalışmalar yapmışlar. Burayı ona yaptım. Ay. Ders mi? Bak bu pasta şeylerini de değerlendirmişler değil evet, mi? Evet evet ya çok iyi. Bunlar çok mesela güzel. Hamurdan. Hamurdan. Ha onları yapıştırmış. Evet. Sizde bir tekne merakı seziyorum. Ya burası Kayra doğduğu zaman var, özel tasarım yaptırdım ben bunları. Böyle hani değişik olsun böyle mavi 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 bir oda olmasın diye. Bir de marul renkleri çok seviyorum ben. Çok güzel tasarlatmışsın bence. Aferin evet. Sana. Şimdi tabii ki burası olduğu gibi değişecek. Beyefendi arabalı yatak istiyor. Ha. Yeni masraflar. Çok çalışmam lazım. Arabalı Gülşah, yatak. Gülşah aslan büyüdü buraya gönder arabalı yatak. Dayanışma yapın ya. Harcamayın parayı. Gülşah Saraçoğlu'nu tanıyorsun. Evet tanıyorum. Çok severim. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Ben de severim. Aslan büyüdü. Kazık kadar adam. Aslan da benim nişanlım oğlum. Tabii alacağım. Şimdi Kayra'ya son mesajlarımızı verip odasından ayrılalım kızlar. Daha görecek çok yerimiz var Zira. Ya ya ya. O zaman Kayra seni öpüyoruz. Aşkım. Ben anne iyi bak. O bana çok iyi bak. Bakacak hiç tabii yok. Erkek hiç, adam. Hiç. Aa banyoya bak. Wow. Üspiçici. Lan bir an kendini kilitledin. Burada. Bay bay. Bay bay. Aa kokulu. Ay. Ay. Ya iki sakar anladım ben seni. Ben sakarımdır da. Bu çok güzel bir yeni kokudur. Mi bu? Söylerim sana. Alırım bak. Al. Aynı kokar. Al senin olsun. Hayır bunu almam gider alırım. Çok güzel kokudur. Bu da aynı. Bu aynı. Şey. Ama farklı koku. Aynı marka mı? Aynı ama bu farklı. Yazın ve üç gün boyunca çok yani kalıcı. Çok şimdi bunu söylediğin sosyal medyadan bizi mahvedecekler. Vallahi söylemem ben sosyal medyada da yüklemiyorum. Bu bana özel bir koku kalsın. Ben zaten unutuyorum bana hiç sormayın. Geçen de Hakan Bilgin'in evine gittik ya. Hatırlasam gidip alacağım. Öyle şuursuzum bana sormayın sakın sosyal medyadan o parfümün adını diye. Sonra şeyi hatırladım markasını hatırladım ama şeyini hatırlamadım. Kodu mu deniyor ne deniyor? Hı-hı. Yani hani bilmem bilmem ne işte Rose. Bilmem ne onu aynen. Hatırlamadım. Anladım. Güzel kokularla daha da keyifli hale gelen banyo sohbetinin ardından yeni maceralara yelken açma zamanı. Ama hemen belirtelim. Çok beğeneceğinizi düşündüğümüz bir yere gidiyoruz. Merhaba, dinledin mi bizi? Simge Tertemiz'in çeşit çeşit bikinilere eşliğinde bu yazın plaj modası.
Bu ne kıl? Boynundan mı? Böyle geçiriyorsun. Göstereyim size. Bu da boynuna bağlıyorsun. Böyle. Bak dantel gibi değil mi? Aa evet. Az sonra. Aa ödüller var. Niye buraya sakladın Simge? Ya koyacak yer bulamadım. Yılın en iyi modeli. Evrim Akın. Çok model bir insanım. Evet. Rol modeli. Ben sana yılın en annesi ödülünü veriyorum. Ay, çok teşekkür ederim. Evet. Genç kadar... yaşta anne olup. Aynen. Hem anne hem baba ödülü. Evet, hem anne hem baba tek başına çocuk büyütüyor. Ayrıca gayet de güzel işler yapıyor. Çok teşekkür tebrik ediyorum. Çok teşekkür Seniye de ederim. İnşallah gelip vereceğim ödülünüzü. İnşallah. Biraz anneler günü geçti ama bir hafta. Ama bir hafta şey oluyormuş, bir gün değilmiş. O anneler günü haftası oluyormuş öyle. Aa. Evet, o yüzden sana tamam. Yılın en iyi annesi ödülünü veriyorum. Tamam. Öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun konuşmanızı bunu yapınız. Bunu benim oğlum zaten verdi bana anneler. Bak. Bundan daha güzel bir ödül var mı? Bunu da oğlunuz gönderdi. Evet. Buyurun konuşmanızı yapın. Efendim bu ödüle beni layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Ne demek? Yılın en iyi annesi. Bütün anneler tabii ki hiç şüphesiz kutsaldır. Çok zor bir meşakkatli bir görev aslında annelik. Bu ödüller aslında tabii ki temsili ama... Senin en büyük ödülün Kayra zaten. Aynen, benim en büyük ödülüm, servetim, her şeyim Kayra, oğlum. Çok alkış, teşekkür ederim. Konfeti. Sağ olun, var olun. Artık Özdeyiş'e en iyi baba ödülünü verirsin Evrim. Gel, sana da ben ödül vereceğim. En iyi baba yönetmen ödülü. Baba yönetmen. Al canım. Özdeyiş'i al şuna. Evet. Lan bitmiyor ki ödüller, o kadar çok ki. Şunu alayım. Annemin evinde bir... Daha mesela fazla. Çin'e gittim ben. Tabii Çin'de dünyada sana 96 gelin. Ülkede best model seçildiğim için orada temsil ettim. Maşallah. Yurt dışında. Orada 96 ülkede 5. oldum. Oradaki ödülüm böyle altın. Anam doymuyor şu kadar. Ödülleri. Annemin evi. Aynen. Evet, bunu da sen aramıza yazın katıldın. yaz kuşunu çekerken. İsmini söylemeyelim şeyin. Yok yok hayır tamam. Ben veriyorum ödülü bak buradan tamam. Tersten. Taçlan Mengütay Beyri Bey yılın en entelektüel, en iyi kalpli. En değişik isimli. Evet en iyi kalpli ve asla bir insana zarar vermeyecek insan ödülünü sana veriyorum. İkinizin de annesine teşekkür ediyorum. Anneler günü kutlu olsun. Al. Bu da senin ödülün. Evet. Bu ödül organizasyonunun ardından çekmeceler ve kutular açılıyor ve bakın içlerinden neler neler çıkıyor. Burada küpeler var. Ay. Ben de şöyle oturayım. Gel otur. Oo. Ay bunlar bana mesela çok büyük gelir. Ben çok senin seviyorum. Senin boyun uzun ya boynun uzun. Kocaman böyle küpe. İşte sizin kaldırır mesela yüzün bana göre daha şey. Yüzün küçük senin ama çok böyle küçük. Çok bana olmaz. Bana şöyle topçuk şeyler güzel oluyor. Mesela şunu bile takıyorum talin kızıyor. Ama çok benim güzel. Benim imaj demiş. Danışmanım. Bu da kaç yıl önce yemin ederim 2-3 liraya falan almıştım. Şu kıyafet de çok oldu. O yüzden kullandım bugün. Ay rengin iddiasına bak. O çok güzel, onu beğeniyorum. Tam yaz işi değil mi? Hı hı. Böyle bronzlaşacaksın. Bu da çok güzel, bunu da seviyorum. Ama bu uyarmış değil mi? Evet. Ama, daha ama fazla gelecek. Gelir. Evet. Burada milyon tane küpe var işte. Bunlar da küpeler ha? Hı hı. Aa, benim alerjim var, takamıyorum bir de. Küpe mi takamıyorsun? Küpe. İmitasyon. İmitasyon takamıyorum. Nikel alerjim var. Saçlarım tabii her yerde. Şey program falan sunarken genelde böyle abiye giydiğim zaman falan takıyordum onları ben. Hep küpe mi burası? Burası sadece küpeler. Yüzük falan, kolye. Her yerde koyayım şunları dağıtmayalım. Kız tek başına zaten. Sırada ikinci ve daha büyük bir kutu var. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki merak edip açıyoruz. Altta da bir çekmecesi daha var. Burada kolyeler var. Çok sık kullandıklarım. Oo. Hepsi üst üste. Ay ben sen düzenlisin işte. Seviyorum ben. Genelde kolye takmayı seviyorum. D
dünya dönüyor, sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etmez. Sesin güzel mi? İşte idare eder. Ya, albüm yapsana. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etmesen de. Aa, güzel sesin. Vallahi mi? Aa, çok mutlu. Popstar olur ama. Rengarenk kolyeleri keşfetmeye devam ediyoruz. Bu leoparla mavi güzel olur mu? Olmuyor mu? Yani şu rengi. Şu renk. Evet. Şu sarıyı değil mi? Evet, evet. Leopar'a çok yakışmıyor. Çok güzel. Ben şeyde leoparla böyle pembe. Pembe de güzel olur. Doğru. Simge Tertemiz kendisine ait bestesini seslendirecek. Yalanmış bildiğim tüm gerçekler. Rüyaymış duyduğum kayıtsız sesler. Uzanan o saf, o meçhul eller. Çok güzel. Benden alan o sahte gülüşler. Ram pam 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 pam. Az sonra. Gözlük var mı gözlük? Gözlük olmaz mı? Ya. Ay senin ev ne kadar ilginç şeylerden ilginç şeyler çıkıyor. İşte küçük olunca böyle alan. Ne güzel her yapmışsın. Şeyi birbirine. Buldum. Birçoğu ben geldi. Birçoğunun sponsor. Sosyal medyadan. Sosyal medyadan gözlük tanıtımlarında, lansmanlarında hediye edilenler. Ya. Ancak bir iki tanesine para verip almışımdır. O derece. O anlamda şanslıyım. Bana şu damla yakışmıyor. Ben de damla çok seviyorum. Al. Bu bana büyük mü gelir? Bunu denedin değil mi? Şunu dene. Büyük. Evet, küçük. Aa ne ilginç bak. Bakayım. Aa yakıştı. İlginç gözlük. Sana böyle yuvarlak gözlükler de çok yakışır. Suratı minnak ya. Şunu ben çok seviyorum. Yani çok ucuz mesela bu. Ama evet ya, Avrupa'da ben gidiyorum 10 euro, 20 euro deli gibi güzel gözlükler çok buldum. Çok güzel değil aa, mi? Çok da rahatmış bu. Çok böyle tarzı. Sen de görelim bir de. Tamam. Bunu çok seviyorum. Bak yakışıyor kadına. Gözlük seviyorum ben ya, gözlük. Nerede saat var? Şunu çok seviyorum, çok değişik. Oyuncak gibi değil mi? Hı. Güzelmiş. Bir de şunu seviyorum. Bunu da ablam anneler günü hediyesi aldı bana. Ay. Aa çok güzel ama. Bu da güzel bir saat. Evet bu gerçekten güzel bir saat. Bu da güzel. Bakayım. Bunu da çok seviyorum. Denize falan havuza giriyorsun. Giriliyor mu buna? Aa. Eskiden girilmezdi. Bu birbirinden güzel saatlerin ardından sırada yüzükler var. Ne var? Yüzükler. Ya. Evet. Burada çıkartayım mı? Ay koltuğu var ya, girmem. Oo. Şimdi çok moda ya şu büyük küçükler. Şöyle kıvrılıyor değil mi o? Hı. Merhaba tatlım. Merhaba, merhaba canım. Nasılsın aşkım? İyiyim canım. Tatlım. Benim oğlum okuldan eve geliyor. Yemin ederim kapıyı öyle açıyorum. Dilime alışkanlık oldu. Yerim seni. Bak bu çok güzel. Aa baykuş. Hmm. Baykuş can. Şimdi bir baykuş modasıdır başladı değil mi? Ta onu 2 sene önce falan almıştım. Öyle mi? Yüzüklerin ışıl ışıl dünyasına yolculuğumuz sona erdi. Ama Simge Tertemiz'in evindeki keşif yolculuğumuz devam ediyor. Bakalım sırada neresi var? Kıyafet reyonuna. Hadi mağazaya gidelim. Hadi, hadi gel. Gidelim. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Ve işte geldik bile. Burada şöyle işte gece kıyafetleri falan. Aa bu ne? Bu bakabilir mi? Ceket elbise. Ceket elbise. Bunu aa, bir şeyde giymiştim. Giysene. Giyineyim mi üstüne? Giy. Kapanmaz ama böyle. Hı? Kapanmayabilir. Niye? Çok dar bir elbise. Bu elbise mi normal? Tabii tabii elbise. Bende kapanır mı? Var. Sende kapanabilir. Hem elbise hem ceket. Sen mi tasarladın? Yok, bu bir tasarımcı arkadaşımın. Şöyle kapanıyor da aptar, şöyle. Ay çok güzelmiş. Giyindim bunun şeyleri var. Ha. Yapacağım. Kullandım 2 defa. Senin butikte ne tür ürünler var? Bizim butikte işte benim üzerimde gördüğün elbise mesela bizim butikten. Çok tatlı böyle ya. Böyle günlük elbiseler. Şu ha ben bunu etek tişört sandım. Yok. Elbise bu. Aha. Bu tarz işte abiye, her tarz var.
kadar çok bu senenin insan. moda rengi ne? Bu senenin işte şey bebek mavisi, bebe mavisi. Pastel tonu. Evet. Böyle bu tarz uçuk uçuş. Evet. Bunu çok seviyorum mesela. Bu da iddialı bu da. Bu da aynı tasarımcı. Tabii bunu giymek için yan taraflarının lömbük lömbük olmaması gerekiyor. Özleyiş gibi. Özleyiş şey, sen bunu giyemezsin. Bunu da bir davette giymiştim. Güzel böyle ayakkabı ve çantayla meç edip çok şık. Peki bunun altına giydiğin ayakkabı renkli mi oluyor? Renkli. Onu da gösteririm. O zaman ayakkabı dolabını açıp bu güzel kombini tamamlıyoruz. Bununla böyle. İkisini sonra bir küçük. Küçücük bir klaç çantayla. Siyah. Oo ayakkabılara bak. Valla bunu daha yarısı. Böyle arkaya ama göremiyorum. Hep aynılarını giyiniyorum o yüzden. Ay kıyamam ya. Yazdı. Yıllar. Bu sene çok modası. Senin ayağın kaç? 8-9. 38. Boyuna göre çok küçük. Evet iyi. Güzel. Boyuma göre. Zarif. Bu güzel. Bunu da çok beğendim. Çok hoşmuş bu da. Ayağındakileri ben çok beğendim. Bunlar da evet. Bak çeksene Mengta çok güzel bence. Merhaba tatlım. Merhaba canım. Nasılsın aşkım? İyiyim tatlım. Evet. Küçük klibimiz, ayak klibimiz. Bunların modası geçti mi? Geçti. Bu zımbaları. Aynen geçti. Yazık günah. Şimdi ne yapacak bunu alan insan? Belki sonra yine gelir modası. Saklasınlar mı? Bu da varmış ha. Bak. Bunu da bu da güzelmiş. Çok şık. Bunu da hiç giymemişsin. Seviyorsun. Giydim. Nerede giydin? Giydim. 2-3 defa giydim. Yeryüzü görmemiş daha. Uçarak mı gezdin? Ne kadar ağır giydim. O zımbalar ağırlaştırıyor bence. Şimdi püskül çok moda biliyorsun. Ay. Püsküllerim de var. Bakayım onlara. Ayakta çok güzel duruyor. Böyle durduğu gibi değil. Şöyle. Ha. Ama senin ayakların da güzel. Maşallah. Şükrederim. Bunu nereden aldın? En üstte. Evet. Senin boyun uzun. Aa o yeşiller de güzel duruyor. Bu da güzel. Ucuna bak. Cücücük. Hmm. Bir ara çok modaydı. Aa bak sarısı. Küçük şey dekolte. Ufak detaylar. Evet. Ha şunu çok seviyorum ya. Bunu ayağımdan çıkartmıyorum. Hatta sosyal medyada diyorlar artık çıkart şu ayakkabıyı diye. Ya. Çok beğeniyorum. Çok, çok rahat. Bir de ayakta çok şık duruyor. Bir de her şeyle çok güzel oluyor. Eteklerle, şortlarla, daptar kotlarla falan her şeyle. Hı-hı. Bunu seviyorum. Paralandı ayağında yani. Evet. Ay bu da güzelmiş. Arkaya fırlattım görmeyeyim diye. Uzak dur be. Görmek istemiyorum artık. Bu çeşit çeşit ve rengarenk ayakkabıları birbirinden güzel kıyafetler izliyor. Mesela böyle şeyler var. Bakayım o deriye falan. Şuna mı? Çok güzelmiş bu ya. Çok tabii şık. Çıplak kola aynen, giymek çıplak lazım. İçine daptar bir body. Tamam. Ay çok güzel. Altına bir jean. Bir fular bile olabilir değil mi? Aynen. Çok güzel. O da yakıştı. Evet ben ayırıyorum. Bunları sipariş vereceğim. Hep ceketleri gösterdik tabii. Burada hep ceketler var. Bu da bu değişik büyük gelir mesela. Bana. Madem bu kadar ceket yeter diyorsunuz, yeni bir dolabın kapağını açma zamanımız geldi demektir. Oo şenlik buradaymış. Allah Allah bak düzenli kadın ya. Ay sen çok düzenlisin. Başak. Ha titiz. Renk şey. Hepsi koordine olacak. Aynen öyle. Uyumlu. Bunlar kemerler. Kemerler, kuşaklar falan var. Ama sen güzel de kombinliyorsun bak bunları. Zaten aslında önemli olan o biliyor musun? İyi meç etmek yani. Sen ileride falan. Moda falan çok rahat olabilir yaparsın. Yani ileride. Belki daha da büyütebiliriz bu butik işini inşallah. O zaman kişisel imaj danışmanlığı falan değil mi? Evet evet. Şunu çok seviyorum. O zaman mesela. Bize belki... bana el at sen. Aa. Çok güzel oldu ama bak. Metin canım emeklilik vaktin geldi. Metin! Evet, yapımcımız Metin Bey'in emeklilik vakti geldi. Neden güzel bunlardan oldu. Yok bende?
Metin'i kurtarmak için hemen başka bir parça daha gösteriyoruz Evrim'e. Artık bu kıyağımızı unutmazsın Metin. Oh, özür dilerim. Sakarlıklar bugün. Bana bak, bu da güzel. Tight'la falan. Evet, gece dışarı çıkarken. Boti altına. Aynen. Burada ne var? Burada mı? Burada fularlar mı? Fularlar falan var böyle. Bu ne? O da kemer. Aa. Şöyle. Mini eteklerin üstüne daptar. Birinin gırtlağına basıyorlar galiba. Yan komşu. Aa. Bu minnacık böyle siyah eteğin üzerine şu şekilde. Çok güzel. Malum mevsimi geldi gelecek. Artık bikinilere de göz atalım mı kızlar? Aa, bikini. Hah, bikini bunu soracağım. Bunu yeni aldım. Bu senenin modası ne bikini? İşte böyle. Bu ne kız? Boynundan mı böyle geçiriyorsun? Göstereyim size. Çok sevdim bunu. Nereden aldın? Yine internet mi? Yok. Söylerim. Şu şekilde. Aa, bak. Buna bayılarak aldım zaten. Çok güzelmiş. Çıkmaz değil mi buradan? Yok, çıkmıyor. Bu senin ne moda bikinide? İşte, canlı renkler mi? Bu renkler, neonlar, beyazlar. Ha. Bir ara dantelli bikiniler vardı. Senden evet, ben kullandım bir... ondan. Aa, ama bakayım. Çok pişman oldum. Baksana. Kullandım ama... Ya, hiç kurumuyor memnun kalmadım. Değil mi? Evet. Bir de böyle bir tuhaf ben de mesela oluyor. Böyle giyemem bikinide. Bu çok güzel. Bana en fazla şu, altı. Şu bile fazla yani. Altı çok güzel bu. Ha, bu üst müydü? Hı hı. Aa, güzel. Bak, sade. Ben öyle seviyorum. Ay hadi tatile gidelim. Ay evet ya, bir sezonu açsak, şöyle bir rahatlasak. Aşağıda sen da var. Var mı bikinide? Bir ara mayokinler modaydı. Oo. Asıl şey curcuna buradaymış. Bak ben böyle giyemem mesela. Ben bikini çok seviyorum ya böyle. Sen taş tuş seviyorsun ya. Bu, girdin mi buna denize? Girdim. Çok da güzel girdim yani. Oh. Sen de gir tabii canım, hakkını veriyorsun. Şunu çok seviyorum. Aa. Bu da boynuna bağlıyorsun. Böyle. En sık kullandıklarım. Bunu çok seviyorum. Bak, dantel gibi değil mi? Aa evet. Bak bu güzel. Böyle giyip bakayım altına. Yok, altı giyemem. Altı da böyle. Böyle etekli giyemiyorum. Ben utanıyorum çok... ben. Ya zaten benim denize girmem ne ki, sen biliyorsun Özdeş. Gece girdiğim için giy bir tane siyah bikini. Ben gündüz giremiyorum. Neden? Güneş alerjim var. Gölgede dur. Gölgede duruyorum da öyle çok denizde haşır neşir olamıyorum. Yani değdiği an kaşınmaya başlıyor. Akşam üzeri sen böyle. Gece. Gece. Bayağı bildiğin kör karanlık gece, en sevdiğim şey. Simge Tertemiz'in bu çok renkli ve zengin kıyafet odasının ardından düşüyoruz yine yollara. Bakalım istikametimiz neresi olacak? O zaman ne yapıyoruz? Balkona mı? Balkoni. Ben üstüme hırka alabilir miyim? Biz yeni sohbet mekanımızdaki yerimizi alırken soğuğa karşı önlemini alan Evrim Akın ve Simge Tertemiz de yanımıza gelmek üzere. Ay, biz yolda gelirken çok... Ooo, sen mi yaptın? Yok, ben yaptım dersem yalan söylemiş olurum. Yardımcımla beraber işte. Vay. Bu ne? Bu kek. Muzlu mu? Çilek var içerisinde. Ben de üşütük. Hemen gel. Ay, ben sizi yerim ya. Cinlere bak ya. Ne güzel yapmışlar. Ya yolda gelirken bana bestelerini söyledi. Ya evet. Biraz duygusal anlar yaşadık. Ay, şöyle bir hüzünlendik. Güzel ama değil mi? Beğendin mi? Ben beğendim. Evet. Siz de dinlemek ister misiniz? Yalnız profesyonel bir şarkıcı olmadığım için. Estağfurullah, tabii ki de kimse öyle yani değerlendirmeyecek. Ben sadece... Şarkıyı dinince sesin değil. Yazıyorum. Sana İleride koyayım. İnşallah. Siz misafirsiniz ama işte. Çok teşekkür ederim. Biz her evde çalışıyoruz. Kimse ilerde. İleride Allah nasip ederse bestelerim zaten hani ciddi anlamda profesyonel bir şekilde hayata geçirmeyi istiyorum. Onlardan bir tanesi mesela. Bunu daha önce şiir olarak okumuştum bir yayında, programda. Şimdi de size. Kendi hazırladığım haliyle. Evet, aranje yok, düzenleme yok, evet. Bir şey yok. Kendi kafasından. Çıkışta inişler detone olabilirim. Hiç onlar önemli. Buyurun. Yalanmış bildiğim tüm gerçekler. Rüyaymış duyduğum kayıtsız sesler. Uzanan o saf, o meçhul eller.
Seni benden alan o sahte gülüşler. Ezberledim bakalım. Yalanmış bildiğim tüm gerçekler. Rüyaymış duyduğum kayıtsız sesler. Uzanan o saf, o meçhul eller. Çok güzel. Seni benden alan o sahte gülüşler. Ram tam 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 tam. Pişman olacaksın izimin düşmediği her yerde. Yalnız kalacaksın kısa kalmış yarım hayallerde. Yanacaksın kuruşluk sevgilerin elinde. Adımı yazacaksın hayat sözlüğüne. Kimse çalmasın yalnız buradan söyleyeyim. Hayır artık çalamazlar. Okay. Kayıtlar da var. Mahkeme kararına götürdük mü çarkı bizim. Bir şey söyleyeyim mi? Sen şöyle bir küçük ses eğitimi alsa değil mi? Biraz. Açık ya. Terbiye. Biraz terbiye edin. Minnacık terbiyesiz. Ya ki güzel. Hayır duygun duygusu güzel. Ya böyle ara sıra geliyorlar bana geceleri yazıyorum bunu. Ya. Evet. O müzik nasıl çıkıyor acaba? Bilmiyorum onu da yazarken oluşturuyorum. Bravo ya. Bu çok afiyet güzel. Olsun. Ben tatlı yemem ama. Benim de çok fazla tatlıyla aram yok. Çok da tatlı değilmiş bu arada. Dozunda. Çok evet. Sağlıklı. Biz de sana elimiz boş gelmedik. Aa, çok teşekkür ederim. Hediyelerimiz var. Teşekkür ederim. Ay, uzaklardan biliyorsunuz var ya. Hediyemiz var. La 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 la. Aa, çok güzel, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol. Bir de bu var. Buna da bakalım. Aa, kocaman. Bakalım ne çıkacak içinden merak ediyorum. Evet, bakalım. Uçmayalım da. Uuu, çok güzel. Tam bugüne. Evet. Wow. Çok şık. Şöyle. Teşekkür ederim. Sakin olun geliyorum ya. Halı saha maçına çağırıyorlar benimkiler. Bizim yan komşular. 9-10 halı saha maçımız var. Ay. Ay. Ya bence yürü müzik ya. Üzerinden. Kadın da ne çok yönlü ha. Moda, müzik, oyunculuk. Evet oyunculuk da yapıyorum. Değil mi? Şeyde evet. Şafak Sezer dizileri. En son dizileri. Şafak'taydım evet. Şimdi Onlar Düşünsün dizisindeydim. Ama benim annem Melek'te oynadım. Aa, o yavlaydı. Aynen. Ay o yavaşlar canım çok, ya. Çok saygıdeğer insanlar. Evet. Orada rol aldım. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Çok güzel gün yaşadım. Sağlık. Bir sürü şey öğrendim moda üzerine. Hem de imaj maker'ımı da buldum program tamam. İçinde Evrim Akıllı Ev Kuşu'nun. Çok teşekkür ederim her şey için. Ben teşekkür Kapatıyorum. Ederim. Tamam. Kapatalım mı? Yayında yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.